bilindiği gibi AKP ciddi anlamda Türkiye'de muhalefetin sesinin de çok azaldığı bir süreçte sınır tanımayan yasalarla, uygulamalarla emekçilerin kazanmış haklarını geriye almaya dönük bir takım yasalar ve düzenlemeler yapıyor. Ve istihdam şekillerimizi tamamıyla değiştirecek, güvencesizleştirecek, modern kölelik dediğimiz bir sistem dayatmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz emek örgütleri olarak 4 büyük konfederasyon, KESK, Konfederasyon o zaman KESK, Tabipler Birliği, Mimar Mühendisler Birliği ve DİSK olmak üzere 4 konfederasyon çağrısı üzerine Ankara merkezli bu kamuoyundan bilinen torba yasasıyla anılan yasaya karşı tepkimizi, demokratik tepkimizi ortaya koymak, kamuoyu bu konuda kamuoyu oluşturmak temelinde bugün bizden genel merkezimizin isteği üzerine bir araçla Ankara'ya hareket edeceğiz. Amacımız bu yasanın kamuoyunda bu cazip öne çıkarılan bir takım yasaların yanında gerçekten emekçileri, çalışanları mağdur edecek alttan gelen yasaları açığa çıkarmak, kamuoyuna duyurmaktır. Hedefimiz bu. Yürüyüşün, eylemin yasal olmadığı duyuruldu valilikçe. Müsaade edilmezse ne yapacağız? Şimdi bizim şöyle bir şey. Biz hak verilmez alınır ülkesine hareket eden bir sendikayız. Dolayısıyla bizim için meşru bir eylemdir. Yasaldır, hukukidir. Hiç kimse bunu illegalize edemez. Bu illegalize etmesinin temel nedeni kesinlikle psikolojik baskıdır, psikolojik bariyerler oluşturmaktır. Çalışanların, emekçilerin birliğine dönük bir psikolojik baskıdır. Biz hak arama temelinde bir eylemi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bizim iş güvencemizin ortadan kaldırıldığı bir süreçte hangi yasalar önümüze konulacak? Ve biz emekçiyiz, biz çalışanlarız, bu ülkenin öğretmenleriyiz, bu ülkenin memurlarıyız, bu ülkenin işçileriyiz, çalışanlarıyız. Bize bu alan nasıl yasa dışı ilan edilebilir? Bu tamamıyla Ankara Valiliği'nin işgüzarlığından öteye hiçbir şey değildir. Dolayısıyla bu uygulamayı biz tanımıyoruz. Bizim yaptığımız eylemimiz meşru, barışçıl ve demokratiktir. Biz böyle bakıyoruz. Bugün mecliste görüşülen torba yasa olarak adlandırılan bu yasa aslında Cumhuriyet tarihinin geniş halk kesimleri açısından, işçiler, emekçiler açısından en büyük saldırı yasası olarak nitelendirebiliriz. Tıpkı geçmişte bize rağmen çıkartılan, yasalaştırılan ve bugün uygulamada herkesin mağdur olduğu genel sağlık sigortası kadar tehlikeli bir yasadır. Bunun için tüm halk kesimlerinin uyanık olması gerekiyor. Bu yasa aslında bir maliye ve sigorta borçlarının yapılandırılması adı altında çıktı. Gecikme zamlarının silinmesiydi amaç. Ama işte emek örgütlerinin suskunluğunu da göze alarak hükümet çoktan beri yapmak istediği bu saldırı yasalarını uygulamak için meclise getirdiği ama işte biraz önce arkadaşın da belirttiği gibi 4 emek örgütünün ortaklaşa karşı çıktığı ve hepimizin karşı çıkması gereken bir yasa. Bu konuda uyanık olmak gerekiyor. Aslında hükümet tüm halk kesimlerine saldırmak istiyor. 16 yaşındaki sigortalı işçinin bile 85 liralık maaşına, ücretine göz dikebilecek kadar gaddarca bir yaklaşım. Bunu protesto amaçlı Ankara'ya bu soğuk kış gününde yola çıktık. Bizi bu yollara düşürenler utansınlar. Kaç kişi gidiyorsun? Bu Kars'tan bir otobüs yola çıkıyoruz. Hangi sendikalar? KESK, DİSK, TTB ve TUMOP olarak yola çıkıyoruz. Fakat biz bugün bu otobüste KESK'e bağlı sendikalar, Eğitimsen, Büro Emekçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hareket ediyoruz. Petrol var ya, petrolde inin, bekliyoruz, alamazsın, tamam hadi görüşürüz. Ero, devam edin. Ero, hadi. Hanım hocam. Yazanın önünde Sertan abi nerede? Ona diyor, yazanın önünde bekle, ben çıkırıyorum. Bekle hocam. Evet. Alkış arkadaşlar. Ya ne yapacağım? Geleceksin.
Önümüzdeki hafta size bir şeyler çıkaracağız. Nedir Bey? Falan ya. Ahmet hocam. 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 Ahmet hocam.